Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet, tam 535 gündür dünya turundayım. Hiç eve geri dönmeden Asya'nın çeşitli ülkelerinde gezmeye çalışıyorum. Ve bunları da size yansıtmaya çalışıyorum. Bu saatten sonra yeni ekipmanlarımla size daha güzel vloglar oluşturacağım inşallah. Bir sonraki vlogda benimle ilgili merak edilenler var, onları cevaplamak istiyorum. Eğer sizin de bu zamana kadar öğrenemediğiniz şeyler ve merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazın ve size orada bir sonraki vlogda o soruları cevaplıyor olacağım. Bugün Temmuz ayının ortasında sıcak bir Hong Kong gününde size Hong Kong'u gezdireceğim. Şu an Kowloon Yarımadası'nın Tsim Sha Tsui denen bölgesindeyiz. Kültürel Center'ın sahil kısmındayız. Karşıda görmüş olduğunuz yer Hong Kong Adası. Biraz sonra oraya da geçeceğiz. Size orayı da göstereceğiz. Hatta karşıda güzel bir dönme dolap var. Size ona da bindirip onu da keşfetme imkanı bulacağız. Bugün bu vlogda Hong Kong'un dinin, kültürel ve gökdelenlerinin ve daha doğanın da bulunduğu noktalarını size gezdirmeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bu vlogda 360 derece kamera, GoPro 8 ve drone, Mavic Air drone kullanacağım. Bunların hepsini ilk defa bu vlogda kullanıyor olacağım. Biraz acemilik yaşarsam lütfen kusura bakmayın. Gün doğumuyla burada Tsim Sha Tsui sahilinde başladığımız vlogu yarın akşam gün batımıyla yine burada bitireceğiz. Hadi o zaman Hong Kong yolculuğu başlasın. Hong Kong'u size anlatmaya öncelikle tarihinden başlamak istiyorum. Şu an bulunduğumuz bölge İngilizlerden kalma bir saat kulesi. 1850'li yıllarda İngilizler zamanın Çin anakarasına bağlı olan bu noktayı fethediyor ve burayı kendine bir bölge olarak belirliyor. İngilizlerin Asya'daki ticari limanlarından birisi haline getiriyorlar Hong Kong'u ve tam 1997 yılına kadar İngilizler bu bölgede sömürü faaliyetlerini devam ettiriyor diyebiliriz. 1997 yılından itibaren de Hong Kong İngilizlerden alınıp Çinlilere veriliyor. Ama Çinlilere özel idari bölgesi olarak veriliyor. Yani Hong Kong ne tam bağımsız bir ülke ne de tamamen Çin'e bağımlı bir ülke. Buranın tarihini anlatmak istiyorum. Şu an kalan tarih eserlerden birkaç tanesi. Yanılmıyorsam 1900'lü yıllarda yapılan bu saat kulesi yapıldığı zaman burada bir tren istasyonu var. Ve bu tren istasyonu Çin'e kadar gidiyor. Çin'den getirdikleri trenle Çin'den getirdikleri malları burada Hong Kong limanından Avrupa'ya ve dünyanın diğer kıtalarına yayılmak üzere taşıyorlarmış. Hong Kong şu an bu ticari kimliğini kaybedebilir ya da kaybetmek üzere olabilir. Çünkü Hong Kong'un şu an Çin'le bir mücadelesi var. Çin Hong Kong'u kendisine bağlamak istiyor. Ama Hong Kong vatandaşları da Çin ırkına sahip oldukları halde Çinlileri biraz hor görüyor diyebilirim. Ve onlara bağlanmak istemiyorlar. Hong Kong'un tarihi böyleydi. Şimdi de Hong Kong'un diğer noktalarına gidelim. Şimdi benim için herkesin tanıdığı ve başarılı bir aktör olan ve benim de hayatımı değiştiren bir insanın yanına gidiyoruz. Herkesin çocukluğunda bir kahraman vardır. Herkes çocukken birisi olmak ister. Ben de küçükken bu adam olmak isterdim. Bruce Lee. Bruce Lee bilmeyenleriniz vardır belki, Hong Konglu. Bruce Lee Çinli bir anne ve Çinli bir babanın evladı. Yani Hong Konglu Çinli bir ailenin evladı. Ve Bruce Lee annesi ve babası San Francisco'da, Amerika'da bir turne sırasında dünyaya geliyor ve Amerika'da doğuyor. Bir süre Amerika'da yaşıyor. Ondan sonra tekrar memleketi olan Hong Kong'a geliyor ve burada sokakta Bruce Lee'nin kim olduğunu insanlara göstermeye başlıyor. Aynı zamanda çok güzel de dans ediyor. Bununla ilgili de ödülleri var aslında kendisinin. Sadece dövüşçü değil kendisi. Benim o yüzden çok etkileyen, filmlerini çok beğendim. Sözlerinin de çok bende yer edindiğinden bir insandır. Şimdi Kowloon Yarımadası'ndan Hong Kong Adası'na geçiyoruz. Hong Kong Adası'nda da feribotla Central'a gideceğiz. Buradan feribot için bilet alabiliyorsunuz. Karşıya geçmek yaklaşık 2.20 Hong Kong dolara. Paradan söz açılmışken
Hong Kong'un ekonomik durumu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi. Hatta geçenlerde bir haberde okudum. Londra borsasını satın almak istiyorlardı. Ve çok iyi bir teklif vermişlerdi. Satılıp satılmadığı konusunda bir fikrim yok ama 7,5-8 milyonluk bu ülkenin inanılmaz bir bütçesi var. Hong Kong'da net bir askeri ücret yok. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Hong Kong'da çalışma saatlik ücreti, bu McDonald's'larda falan çalışan arkadaşlar yanılmıyorsam 50 Hong Kong doları alıyor. Hong Kong'da ekonomik gelir böyle. Satın alma gücü çok yüksek. Yani bir mal satın almak istediğinizde aldığınız maaşa göre çok düşük. Su pahalı gözükebilir bizim fiyatımıza göre ama onların aldığı maaşa göre çok yüksek sayılmaz su fiyatları. Ama burada en çok pahalı olan şey konaklama. Yani burada bir ev kiralamak ya da ev satın almak gerçekten çok yüksek fiyatlı. Şu an Central bölgesine doğru feribotla yol alıyoruz. Feribotlar da böyle modern bir ülkede böyle eski seçilmiş. Sıçrayan balıkları görebiliyorsunuz durumları. Aa bakın gördünüz mü? Gemiye atladı. Oho sıçralar nevisi. Atlayan balık. Şimdi sizin Central'daki gökdelenler arasındaki bu dönme dolaba bindirecektim ama şu an koronavirüs sebebiyle kapatılmış. Bir yer açılmıştı. Son günlerde biraz vaka çıktı burada. 20-30'lu vaka sayıları açıklanıyor. Bunlar için 20-30 vaka deyince hemen önlemler almaya başladılar. Bizde şu an binli rakamlar var ama biz gayet rahatız. Hong Kong'da şu ana kadar yanılmıyorsam 5-6 aylık süreçte toplam vaka 2000 yoktur bile. Toplam ölü sayısı da 7-8. Bu yanılmıyorsam insanların bilincine kalmış bir şey. Çünkü buraya herkes mutlaka her an maske takıyor. Herhalde maskede keramet. GoPro 3 lanmışı şu an ilk defa kullanıyorum. Nasıl bir kayıt olacak, nasıl gideceğim hiç bilmiyorum. Umarım güzel bir kayıt. Sol tarafta gördüğünüz nokta, bizim geldiğimiz nokta, şu an bulunduğumuz nokta Central. Bizim gideceğimiz yerlerde şu sıra boyu gidip gezelim, size oraları göstereyim. Thank you. Yurt dışına gezerken böyle turist sim kartları alabilirsiniz. Benim bu aldığım sim kartta sadece internet var. Bir ay boyunca internet veriyorlar. 50 HKD. Şu an Central bölgesi MTR girişindeyiz. Yani metro girişindeyiz. Central bölgesi de böyle. Bu civarda, daha doğrusu Hong Kong'un her yerinde yüksek ve ilginç binalar görmek mümkün. Metro biniş kartlarını da buradan alıyorsunuz. Şu an Central'dayız. Wan Chai'ya gitmek istiyorum. Wan Chai'ya basımda 5 Hong Kong doları. 2 durağı 5 Hong Kong doları işte yani. Böyle de bir huy var. Paraları kabul etmeyebiliyor. Paraları almadı. O zaman geri ver paramı. 1 lira aldı gerisini vermiyor. Bak ben sana bütün 1 lira verdim. Sen bana bozuk veriyorsun. Evet, burada deneyelim. Aferin bak ne güzel alıyor. Hop kartımız düştü. Hong Kong metrosuyla çok güzel, kafa hiç karıştırmayan, birbirine çok güzel entegre olmuş bir metro sistemi var bu ülkede. Ben daha önce Kore'ye gittim, Malezya'ya gittim. Biraz böyle kafa karıştırabiliyor. Ama burada kesinlikle hem çok güzel hem de her yere ulaşabiliyorsunuz. Ve onların gelirine göre de ucuz. Şu an Wan Chai'ye geldik. Wan Chai genelde küçük işyerleri ve böyle ıvır zıvırların satıldığı bir nokta. Ben şunları çok seviyorum. Çift katlı tramvaylar daracık. Hong Kong'un zaten çift katlı otobüsleri de meşhur. Ve size benim Hong Kong'daki en sevdiğim binayı götürüyorum. Gerçi şu an geniş açılı video ile izlediğiniz için siz bu binayı gördünüz. Şu karşıdaki renkli bina. Tam böyle iki yolun ağzında oraya denk gelecek şekilde yuvarlak ve güzel boyadıkları bir bina yapmışlar.
Böyle ara sokaklara daldık. Böyle kızarmış ürünlere bayılıyorlar. Bu gördüğünüz ördek kafası. Bu ördeğin tamamı tavuk. Şuna emin değilim ama domuz derisi olabilir. Böyle soslu kızartmalara bayılıyorlar. Şimdi meyve ve sebze satan bir bölgeye geldim. Size buradaki ürünleri göstereceğim. Kestane var. Ben burada kestane ilk defa gördüm. Asya'nın diğer ülkelerinde görmüştüm ama burada ilk defa gördüm. Burada libre, birim olarak libre kullanılıyor. Fiyatlar da libre göre. Küçük bir karpuz var, kavun var. Elma, armut var. Ama Asya'da inanılmayacak çeşitli muz var. Kaç çeşit muz olduğunu inanın bilmiyorum ben de. Ve bu tur Japonya'da, Güney Kore'de, Singapur'da ve Tayvan'la Hong Kong'da bu çok meşhur bir tur. Bunun şekli çok güzel. 3 tanesi 10 Hong Kong doları. Yanılmıyorsam emin değilim ama 1 libresi yani 1 libre 450 gram falan yapıyor 9 EK'de. 2 libre alırsanız 15 EK'de. Burada hep böyle fiyat uygulaması yapıyorlar. Evet, içeride kalıp çıkamıyorum. Burada çok fazla çeşit yoktu. Meyve çeşidi yoksa inanılmaz Hong Kong'da. Civardaki bütün Asya ülkelerinden buraya çeşit çeşit tropikal meyveler getiriliyor. Şu an kirazın 450 gramı 25 Hong Kong dolarına satılıyor. Aa, şu meyvelerin güzelliğine. Ha, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben tropikal meyveleri sevmiyorum. Yani burada sevdiğim tek meyve ananas. Yani ekstradan sevdim. Yani Türkiye'ye gelenlerden daha güzel. Yoksa buranın ekstra bir tropikal meyve sevdiğim mi dersiniz? Gerçekten sevmedim. Pardon. Mangostanlı rambutanı sevdim. Aa, onları güzel. Hoşçakalın. Gidiyor. Okay. This one. And this one. Okay, no problem. Up to you. Up to you. Bunların hepsini 20'ye mi verdin? Hepsi 20 mi? Ciddi mi? All 20. Allah Allah. Ulan bu ne yaptı bu abla? Anlamadım. Bir dünya meyve verdi 20'ye. Ben daha çıkacağım şimdi. Ben az bir şey erik alacaktım. Akşama, şu an akşama doğru geliyor. Gün batımı için bir tepeye çıkaracağım sizi. Burada akşama doğru böyle günü geçmeye yakın meyveleri böyle toplu yine ucuza veriyorlar ama yani ben her zaman ucuz kovalardım. Bu kadarına ilk defa denk geldim. Şu kadar meyveyi şu an bana 20 HKD'ye verdi. Drone uçurmaya gün batımına çok güzel bir yere gidiyoruz. Evet, tramvaya bindik. Tramvaya binerken değil, inerken ücret ödüyorsunuz. Şu an ücret ödemedim. Tramvayın en önüne doğru gidiyorum. Ama cam açıkmış. Şimdi Shaanxi'den başlayan yolculuğumuz önce Central, ondan sonra Wanchai, ardından da Causeway'de, Causeway Bay diye geçiyor orası. Burada devam ediyor. Gerçekten çok sıcak bir hava var. Asya'nın sıcağı öyle bir sıcak ki Adana sıcağı, Madana sıcağı halt yemiş. Çünkü muson var burada, nem var. Şu aslında muson mevsimi sayılır, yeni bitmek üzere. Ve yağmur yağmadığı an bitiyoruz yani, pişiyoruz. Sırılsıklam terliyoruz. Tam alışveriş noktalarından birisi. Akşam burası insan doluyor. Kahve yakın geçiyoruz. Geldik. Evet. Thank you. Okay, thank you. Ben daldım gidiyorum video çekerken abla uyardı. Tinhaya geldik şu an. Burada gün batımını izlemek için bir tepeye çıkacağız. Burada polisleri de görmüş olun. Şimdi gün batımında böyle Hong Kong'un dağlık bir kesimine geldik. Hong Kong çok küçük bir ülke ama 230 adadan oluşuyor. Hepsinde yaşam yok tabii ki.
Ama o kadar çok küçük ülke, o kadar çok nüfus, o kadar çok bina ama öyle bir dizayn etmişler ki doğallığını korumuş. Yani evet içerideyken yani Hong Kong'un iki tane böyle ana halteri var. Oradayken doğanın olabileceğine ihtimal vermiyorsunuz ama biraz bunun dışına çıktığınızda doğa ve bina yani şehir planlamasını çok güzel yapmış gerçekten. Çevreyi korumuş ve adamlar yapılaşmayı 20 sene 30 sene önce neredeyse bitirmiş yani. Hong Kong ülkesi şehri çoktan kurulmuş bitmiş bir ülke. Minibüs durağının karşısındaki bu patikadan girerseniz 3 yolu karşınıza alıp bu taraftan devam edeceksiniz. Sıcak ama devam edelim. Evet, gün batımını izleyeceğimiz yere geldik. Ama biz daha güzel bir yere çıkacağız. Orayı tam hatırlamadım. Ya bu patika ya da bir sonraki patika. Daha doğrusu bir sonraki patika varsa. Şimdi gidelim emin olalım tam olarak neresi olduğuna. Yukarıda bir kaya var. Kayanın üstüne çıkacağız. Gün batımını orada izleyeceğiz. Ve orası buraya da evet. Evet, asıl izleyeceğimiz manzaraya geldik. Çok yoruldum, çok terledim ama kesinlikle değdi. Üzücü şey, o kayanın üstünden drone uçuracaktım ama şu an orası dolu. Şu an çıktığımız noktayı görebiliyor musunuz? Çok güzel ya. Şimdi ilk drone denememizi burada yapacağız. Bakalım ne yapacağız. Şu direklere falan takmayız inşallah. Yani bir tek şu direk var takılabilecek, ona da takarsak yuh artık. Bu akşamı burada bitireceğiz. Bugün biraz böyle biraz daha rastgele, daha az bilgili bir yolculuk yaptık. Yarın daha böyle güzel bir yolculuk yapacağız. Daha böyle planlı ve programlı olacak. Bugün biraz böyle afaki, gelişi güzel size sağa sola göstermek istedim. Yarın böyle daha nokta atışı yerler geleceğiz. Şimdi hadi drone uçuralım. Evet, neyse ayarladım. Ulan ne neydi hiç bilmiyorum ha. Şu kalkmış, şu eve dönmüş. Ya Allah, bismillah. Bir dakika, kayıt nasıl başlıyor? Bu fotoğraf çekti. Evet, şu an videoya başlattık. İnşallah kalkar da iner de. Ya Allah, bismillah. Ne diyoruz? Uç mu diyoruz? Allah. Ah. Ulan uçtu vallahi gitti. Abi hikaye çekeceğim Instagram storiesine. Telefon arıyorum, telefon nerede diye. Telefon elimde. Şimdi şu eve dön tuşuymuş. Bakalım eve döndüğünce ne olacak? Gel, come here. Go home. Gel, 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 gel. Aa, aferin, ne kadar akıllı makine yapmışsınız lan. Vallahi helal olsun. Vallahi adamlar yapmış, hakkını verelim.